Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine bir koşullu biçimlendirme conditional formatting uygulaması yapmaya çalışacağım. Senaryomuz şu şekilde: tek olan satış adetlerini bulacağız satış tablosunda. Bunu yapmanın en kolay yolu da tek mi diye İngilizcesi is odd olan fonksiyondan yararlanmak. Bu tür fonksiyonlar zaten doğru yanlış döndürecek. Yani tek mi evetse kırmızı yap gibi koşullu biçimlendirmenin içine formül olarak yerleştireceğiz. Bunlar tek mi, çift mi, boş mu gibi, sayı mı gibi kullanacağımız fonksiyonlar. Sayısı olabilir. Daha önceki sürümlerde bunlar e ile başlıyordu. İngilizcesinde çok değişiklik yok. Is odd, is even, tek, çift, is number, is empty, is text gibi kullanılabilir arkadaşlar. Fonksiyonlar bölümünde her bir için örnek göreceksiniz. Yapalım. Verilerimizi seçiyoruz. Koşullu biçimlendirmenin yeni kural new rule bölümünde çok basit. Hemen buradan son bölüm use a formula diye geçiyor. Tek mi'yi hemen yazıyorum. Tek mi is odd İngilizcesi. Ne tek mi? Buranın birinci hücresi. Çünkü bir sütun seçerek başladım. Bir alan seçerek buraya yaşadım. Böyle bırakırsak hep H3'e bakacaktır ki amacımız o değil. Bunu kaldırdığımızda hepsi için H3'e her yerde bakacak anlamına gelecektir. Ve bu şekilde tamam dediğimizde bakın tek olanları kırmızı olarak işaretlemiş olduk. Tabii devamında bir filtreleme söz konusu olabilir. Kontrol şifre sadece tek olanları görmek gibi arkadaşlar, saymak gibi vesaire geri alalım. Evet, bu şekilde sizlere yine bir fonksiyon kullanarak koşullu biçimlendirme işlemini yapmaya çalıştım. Gerekli ek bilgileri de verdik. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere, hoşçakalın.